Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam iki konuğum var. İkisi de hayırcı. Ben de kendi görüşümü, kendi bir fikrimi peşin olarak sosyal medyada paylaştığım için, evet dediğim için bu akşam iki dostumla beraberim. Ben onları dinleyeceğim, onlar beni dinleyecek. Ben neden evet diyorum, onlar neden hayır diyor. Maddeler üzerinde tartışmaları yapacağız, konuşacağız. Bakalım sonuç ne çıkıyor ortaya. İlk konuğum Fatih Sinan, bizim değerli bir ağabeyimiz, dostumuz, siyasetçidir. Siyasette artık neredeyse hatip olmuş. Meslekte hocam sayılır, yekta yaktı. İyi bir gazetecidir. Evet, hayır, önce biz tartışalım. Kamuoyu bizden neleri alır, neleri öğrenir? Biz neye hayır diyoruz mesela, neye evet diyoruz, onu soracağız. İlk sorumu size sorayım Sayın Başkan. Siz neden hayır diyorsunuz? 18 tane madde var. Bu maddeler içerisinde sizi sıkıntıya sokan veya toplumun bir kesiminin sürekli hayır demesi, sürekli evet demesi farklı bir yere götürüyor bu insanları. Neden hayır? Önce onu siz niye hayır diyorsunuz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum bugün konuştuklarımızın öncelikle hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aslında evet ve hayır arasında ince bir çizgi var Sayın Özışık. Evet ve hayır diyenlerden hiçbir tanesi üçüncü şık olmadığı için bana göre hain değiller. Ne evet diyenler hain ne de hayır diyenler hain. Öncelikle tüm izleyicilerimizin hür iradeleriyle anayasal hakları olan seçimlerde oy kullanma hakkı olan insanları tasnif etmek, onlara hain yaftasını evetçilere takmak ya da hayırcılara. Sayın Başkan, konunun tam ortasından başladık. Buradan Evet. eğer girersek burada konunun tam başını kaçırmış oluruz. Öncelikle şunu öğrenmek Evet. istiyoruz. Siz Fatih Sinan Bey olarak niye hayır diyorsunuz? Neye Evet. hayır diyorsunuz siz? Şimdi Sayın Özışık, biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkede vergi veriyoruz. Bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Bu ülkenin topraklarında doğduk. Bu ülkede gençliğimizi, çocukluğumuzu, gençliğimizi ve bugünlere kadarki bütün süreci bu ülkede yaşadık. Hayatımızın bazı dönemlerinde eğitim maksadıyla yurt dışında bulunsam da netice itibariyle ben bir Türk evladıyım. Türkiye'nin de çocuğuyum. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim ülkemde 23 milyon 681 bin 962 kişi 6-7 Haziran'dan sonraki süreçte Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'na oy verdi. Bu oylar yaklaşık %38 oranında olduğu için bir memnuniyetsizlik oluştu. Adalet ve Kalkınma Partisi bünyesinde. Sonrasında dediler ki tekrar seçime gideceğiz. Hatta ben çok demokratik bulmadığım halde temayüller de aslında muhalefet partilerine aslında eğer ki iktidar partisinin ya da en yüksek oyu alan partinin öncelikle lideri tarafından hükümet kurulması için görev almışken daha sonrası muhalefet partisinde görev alması gerekirken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet partisi ve ikinci sırada yüksek oyu alan bir partinin lideri olarak hükümet kurması için yetki verilmedi. Bunun bahanesi de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildi. Şimdi ben burada değilim. Daha sonrasında tekrar Sayın Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde 23 milyon 681 bin 962 tane oy alan Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu maalesef tam bir dikta yönetimlerinde olan bir anlayış içerisinde. Bunun yanı sıra demokrasinin bütün
katmanlarına zarar veren bir yapı içerisinde maalesef görevden alındı. Alındı. Yani 23.681.962 tane oy demokrasi hiçe sayılarak profesör unvanına sahip bir başbakanın görevden alınması benim anlayışımda demokrasinin işletilmediği, ben yaptım de facto kuralıyla, ben yaptım oldu kuralıyla sürecin işletilmesi açıkçası bir Türk vatandaşı olarak ve bu ülkenin evladı olarak, bu ülkeye vergi ödeyen bir mükellef olarak benim kanıma dokundu. Ve ben bu noktada dedim ki, yarın bu yetkiler fazlasıyla verildiği zaman seçilecek başkana, o zaman demek ki yetkiler kötüye kullanılabilir diye. Bize ben inanıyorum bir gazeteci olarak. Evet. Siz bu dönemde Ahmet Davutoğlu'na mı oy verdiniz? Kime oy verdiniz? O bende saklı kalsın. O zaman AK Parti'ye vermediniz, doğru mu? O bende saklı kalsın. Ama sizin bu üstünüzle yani bu şu andaki de... şu andaki programı siz yaparken bana siz nereye oy vereceğimizi bana sormak şimdi için. Şimdi bakın burada şunu söyle. Peki evet. Ahmet Davutoğlu'nu seçen kimdi? Bunu ben seçtim. Müsaade eder misiniz? Yok, Ahmet, müsaade eder misiniz? Bakın, konu başbakan olarak. Bakın. Konu burada Sayın Başkan'ın bakın, AK Parti'ye kim oy verdi değil ki. Şimdi burada şu var. Sayın Cumhurbaşkanı bu karar verdi mi? Ahmet Davutoğlu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na aday gösterilmiştir. Evet. Bu kararı Sayın Cumhurbaşkanı verdi mi? Tamam, ama kabul bakın edeyim. Cumhurbaşkanı bir saniye. Kabul ediyorum. Bana müsaade eder misiniz? Cumhurbaşkanı karar verdi. Başbakanlıktan aldı diyor. Yekta Bey. Cumhurbaşkanı karar verdi mi? Karar ediyor. Evet, kabul ediyor. Değerli arkadaşlar, eğer ben sizin sorularınızı cevaplandıracaksam lütfen bana sözlerimi kesmeyin. Aynı ölçüde ben de sizin sözlerinizi kesmeyin. Seviyeli bir program yapalım. Öyle olacak ama şimdi soruya bakın, biz cevaben bakın, gidersek bakın, şimdi sonuca varılır. Cumhurbaşkanı halkın %51.5'unu %51.7'si kadarını almış ve Cumhurbaşkanlığı makamına evet. Toplum tarafından seçilmiş. Evet. Yani makamların en üstü olan Cumhurbaşkanlığına seçilmiş. Evet. Şimdi biz onu eğer ki en yüksek makam olan Cumhurbaşkanlığına seçtiysek artık onun üstünde bir makamla hala uğraşması Sayın Cumhurbaşkanı bu bile akıl almaz bir şey. Sinan Bey siz seçtiniz mi? Sizin benim birey olarak bir oyum vardır. Verdim mi ona diyorsun? Çünkü bu ülkenin şu anda bu sıkıntıyı konuşmasındaki neden şu. Herkes bir noktada birleşti. Sadece bu adam tek başına bu oyu aldı. Şimdi yok bu adam yerine, derken ya Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorum. Şimdi toplumun yani farklı kesimleri değil. Biz daha düne kadar bismillah daha kaç ay oldu? Düne kadar yani bu adamın seçilme noktalarında biz ne eziyetler yaşattık? Ne talebeler çevirdik? Çok özür diliyorum. Kimler birleşti? PKK'yla birlik olduk. Yani ne kadar radikal örgüt varsa bunlarla birlik olduk. Götürdük getirdik bu adamı yıkmak adına Nemrut'u devirelim diye manşetler attık. Neler yapmadık biz? Şimdi siz bu noktada kendinizi bu seçenler içerisinde sayıyor musunuz? Efendim bakın ben burada net bir cevap siyasi, lütfen siyasi bir partiye oy verip vermemek konusu ancak sandık başına gidip perdeyi kapattığınız zaman sizinle Allah arasındadır. Ama öyle bunu, olmaz ki Sayın Başkan. Şimdi eleştiri hakkınızı kendinizde buluyorsunuz. Oy vermemişsiniz. Ben biliyorum en azından. Nereden biliyorsunuz? Biliyorum vermediğinizi. Nereden biliyorsunuz? Başbakanın başkan karşı olduğunuzu biliyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu. Niye hayır diyorsunuz? Bakın hayır demek için. Konuyu yanlış Sayın Ödüşek. Sayın Ödüşek. Konuyu yanlış yere. Size soruyu soracağım. Tamam, sizden ısrar ediyorum. Yekta Bey. Burada bak. Size döneceğim bu soruyla ilgili. Şimdi anayasayı tartışacakken Sayın Davutoğlu burada tartışıyor. Şimdi konuyu bak nereden nereye geldi? Sayın Fatih Sinaymaz'ın kime oy vermemesi bizi ilgilendirmez ki. Allah bunun arasında. Asıl ama biz. Konu değil. Ben oy verdiğim insanı eleştiririm. Yanlış yöne. Benim bugün tercih ettiğim bir insan yanlış yapıyorsa onu eleştiririm. Şu anda Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı hepimiz. Yekta Bey böyle müdahale ederseniz olmaz. Abi yanlış götürüyorsa o da ya anayasayı tartışıyor. Sizi bağlamıyor kendisi açıyor zaten. Siz niye müdahale ediyorsunuz? Anayasayı tartışıyor. Hür iradesiyle konuşuyor. Müsaade edin. Tamam anayasayı tartışalım. Çünkü
programda güzel şeyler konuşacağız. Bunu şu anda görüyorum. Yani kime oy konuşmak verdik? Lazım. Biz seçtiğimiz insanı eleştireceğiz. Seçmediğimiz bir insanı eleştiremeyiz. Ulan biz seçmedikleri eleştirmeyelim. Ya eleştir ama yani bugün Ahmet Davutoğlu ile ilgili biz konuşuyorsak bakın şimdi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin şu anda konuşulması gereken Davutoğlu olayı çok önemlidir. Bir Cumhurbaşkanı Davutoğlu'nu alıyordur. Asıl şey budur. Şimdi peki. Şimdi geleceğiz bu evet hayır şeyine. Neler değişmiş, neler müsaade, değişiyor. Müsaade eder misiniz? Bu soruyu bana mı soruyorsun? Buyurun. Bir saniye. Ha, tamam. Bir saniye. Özışık ailesi benim bir dostum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani biz burada kırmak dökmek için hiçbir elbette şey konuşmayacağız. Elbette ki. Şimdi öncelikle samimiyetime inanmanızı istiyorum. Şöyle ki burada söylediğimiz her şey insanların düşüncelerine ışık tutsun. Elbette ki. Şöyle bakın. Sayın Hakan Fidan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında müsteşar olarak görev yapan bir arkadaşımız. Daha önce de TİKA'da görev yapıyordu biliyorsunuz. Sayın Hakan Fidan hür ve demokratik hakkı olan hakkını kullanmak üzere Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan istifa etti. Sonrasında dedi ki ben milletvekili adayı olmak istiyorum. Hatta oldu. Milletvekili adayı olmak istiyorum. Aday adayı olmak istiyorum. Fakat denildi ki taş yerinde ağırdır. Atasözüyle gidiyoruz. Taş yerinde ağırdır. Evet. Hayır olamazsın denildi. Ve olamazsın dedikten sonra da tekrar Milli İstihbarat Teşkilatı görevinin başına döndü. 15 Temmuz olduğunda da Sayın Hakan Fidan'a denildi ki köprü geçerken at değiştirilmez. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki bir arkadaşımız Sayın Hakan Fidan atasözleriyle yönetiliyor. Yani önce taş yerinde ağırdır deniliyor. Evet. Sonradan da deniliyor ki köprü geçerken at değiştirilmez. Şu geri bir gün koyabilir misiniz Sayın Başkanım? Müsaade edin. Bakın lütfen. İstirham ediyorum konu bölünmesin. Çünkü yani söyleyen kişi Sayın Baki Özışık. Kim söylüyor bunu Sayın Başkanım? Bakın bunu söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı ağzından deklare etti. Evet. Köprü geçerken şeyi... Evet efendim. Deklare izlemedik mi? Deklare etti efendim. Nereye açın bakın basına. Dur hemen bakıyorum. Bakın. Bakın efendim. Bu kesin olarak söyle. Ben bunun söylememiş bir şeyi ben söylemem. Hayır. Hakan Fidan'a yönelik böyle bir bakın, açıklaması... Ben siyasetin çok içerisinde bir arkadaşımız. Siyaseti çok yakinen takip ediyorum. Şu an her ne kadar Uluslararası Akreditasyon Merkezi'nin başında olsam dahi siyasetin içindeyim. İzliyorum, bu ülkede yaşıyorum. Şimdi bakın. Sinan Başkan, Hakan Fidan'ın gelişine sesinizi çıkarmıyorsunuz, alkışlamıyorsunuz. Bu doğru bir tespittir. Bu adam doğru bir yere getirmiştir. Bunu göz ardı ediyorsunuz. Hakan Fidan'ın sonrasında kendi hür iradesiyle vermiş olduğu bir kararda evet, ülkenin bugünkü bu noktada sana ihtiyacı vardır denilen bir noktada geri adım atmıştır. Bunu ciddi oranda sorun haline getiriyorsunuz. Yanlışlık burada şimdi başlıyor. Bakın. Ben meselelere nasıl bakarım? Ben meselelere... Evet. 24 Temmuz 2016. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa 24 kanallarında konuştu. Erdoğan Genelkurmay Başkanı görürse Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan için bir şeyler olacak mı sorusuna bizde bir söz var. Dereyi geçerken at değiştirmez. Ata sözüyle söylemişler. Bak, ama bu bir kasıt olarak. Evet, ben ne dedim? Ata sözüyle söylüyorum. Aynı şey. Aynı Yılmaz şey. Ata bugün ihtiyacımız var. Ata sözüyle. Hakan Fidan'ı ata sözleriyle Sayın yönetiyor dedi. Eğer ki bir taraf olarak bu söyleşiyi yaparsak sonuca gidemeyiz. Sayın Başkan. Önce gerçekleri reel politiği ama bir atasözüyle kullanılan evet, bir cümleyi kalkıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı direkt olarak dere geçerken sanki böyle at sıkıntılı bir süreç varmış gibi. Evet. Yani bugün bu devletin bu kadar önemli kişisine, şahsiyetine bugün bu devletin ihtiyacı var. Efendim bu ülke 80 neden milyon. Bu noktada... Sevgili kardeşim bu ülke 80 milyon vatan evladıyla dolu. Bu ülkede çok Hakan Fidanlar gelir, çok Hakan Fidanlar gider. Çok Recep Tayyip Erdoğanlar gelir, çok Recep Tayyip Erdoğanlar gider. Kusura bakma. Bakın çok analar,
analar ne yiğitler doğurmuş, onu zaman bize gösterir. Kusura bakmayın. Yani şimdi Recep Tayyip Erdoğan zor ilahlaştırmaya insan efendim lütfen. Lütfen efendim. Zor Sayın gelindi. Rahmetli Süleyman Demirel vardı. Bugün yok. Sayın rahmetli Erbakan. Başbuğ Alparslan Türkeş vardı. Bugün yok. Ne kadar değer veriyordunuz bunlara? Efendim Erbakan öldükten sonra bu ülkenin, şu anda bu son görüşler harman yapmış ya. Dehşete düşüyorum. Ya Sayın Erbakan'ın eline kaç sene hükümet aldı? Adama kaç sene darbeler yapıldı? Ya ne işkenceler çektirildi adama? Bu ülkede peki. Adama siyaset yaptırmadılar. Defalarca partilerini kapattılar. Bugün peki. Sol görüşlü arkadaşların kalkıp vah 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 rahmetli her rahmetli demeleri ben gerçekten çok garip. Sayın Kılıçdaroğlu'na gidip de öz evladını almıyorlar oraya. Sayın Kılıçdaroğlu'na getiriyor da kalkmış böyle duruyor. Sayın rahmetli gel bakalım. Toplum bunu görüyor, bunu lanetliyor. Şimdi bakın. Bu siyaset bakın, neye göre? Sizleri bir lanetliyor bir kardeşim. Kabul et. Sen geçmişte her türlü zulmü yapmışsın, her türlü yanlışı yapmışsın. Bugün kalkmışsın. Sayın peki. Ah, sayın Cumhurbaşkanı. Bir saniye. Bak, olayları kişileştirme. Kişileştirdim yani. Sizin yüzünden biz Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a insanları düşman ediyorsunuz. Ne münasebet? Sayın evet. Cumhurbaşkanı. Sen zaten düşmanca davranıyorsun. Belki ben oy verdim. Nasıl oy veriyorsun? Bugün hayır diyorsun. Neye göre? İspat vereceğim sana. İspat edeceksin. Sen tartışma konusunda ispat edeceksin. Diyorsun ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu akşam da Yeşilay'ın konuşmasını istedi. Evet. Muhteşem bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı. Her konuşması öyle. Bir saniye işte tapmayacaksın. Allah'a tapılır. Tapmıyoruz kardeşim. Allah'a tapılır. Kardeşim şimdi Sayın Yılmaz burada diyor ki. Söylemiyor. Diyorsun ki kim söyledi? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi diyorsun. Şimdi bir daha Tayyip Erdoğan gelmez diyorsun. Gelmez kardeşim. Baki başkanım. Yanlış. Bak, ifadelerinizi çok yanlış kuruyorsunuz. Şimdi, gelmez kardeşim. Şimdi, diyorsunuz, şimdi bakın. Biz siyasi bir konuşma yapıyoruz şu an. Neden evet, neden hayırla hayır, ilgili. Ama olay işte şeye çekiliyor. Bunu, başkan. Bunu siyasi platforma çekmiyor. Özür dilerim başkan. Evet. Kasmaya gerek yok. Ya Türk halkı özümüz gibi konuşalım. Millet bunu anlar. Peki. Yuvarlaya yuvarlaya özümüz, soruca varamaz. Özümüz gibi konuşalım. Doğru konuşacağız abi. Özümüz gibi konuşalım. Yiğidin hakkını yiğide teslim başım edeceğiz abi. Başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim tarihinde Habur'dan peşmergenin davulla zurnayla karşılanarak şehir şehir gezdirilerek Kobani'ye geçişini izledi mi bu halk izlemedi? İzledi. Peki. Kobani'deki verilen destek bugün YPG olarak düşman ilan ettiğimiz insanlar mıydı değil mi? Öyle diyelim. Öyle zaten. Hadi öyle diyelim. Öyle zaten. Öyle diyelim. Evet. Peki. Olsun. Özel mahkeme. Peki. Özel mahkeme. Peki. Kardeşlik projesi adı altında Nusaybin, Şırnak, Hakkari, Cizre, İdil. Buralar bombalandı mı, bombalanmadı? Bombalandı. Peki bu topraklar Türkiye sınırı değil Türkiye mi? Türkiye sınırıydı. Peki o bombalanma sebebi neydi Baki Bey? Neydi başkan? Bir açıklar mısın? O bombalanma sebebi kardeşlik projesi adı altında Bosna süreciyle başlatılıp sonradan Dolmabahçe, İmralı'da yapılan görüşmelerin sonucunda bu memlekete bin yıldır Kürt'ten kız almış, Kürt'e kız vermiş. Kürt'ten akrabalık yapmış, Kürt'le ticaret yapmış, Kürt'le kardeşlik yapmış, Kürt'le savaşmış. Kürtlerin kardeşlik süreci diye bir şeyin aslında tarihten beri etle tırnak haline dönüşmüş iki toplumun maalesef ki kardeşlik projesi altında yapılan işin tamamen bir proje olduğu ve bu meyanda insanların orada hendek kazmasına bakın Kürt arkadaşlarım var. Bana ne dediler sözünü biliyor musun? Sözünü bitir abi. Bak, o bir noktada ben de ona cevap vereceğim çünkü. Müsaade edin. O noktada sözünü bakın, bitir çok, ben çok cevap önemli. Vereceğim. Tamam. Dediler ki ya değerli dostlar dedim. Nedir bu hendek? Bana ne deseler iyi. Peygamber. Abi o hendeğe gelmedi. Peygamber bak. Abi o hendeğe gelmedi. Cevap verelim. Bir saniye. Kürt kardeşlerimiz ne dedi biliyor musun? Dediler ki Peygamber Efendimiz de hendek kazmadı. Yani şimdi Peygamber Efendimiz hendek ve sahabe efendilerimiz hendek kazdılarsa onların karşısında küffar vardı. Tamam. Yani Kürtler
Kürtlerin karşısında küffar mıydı acaba ki bu hendek kazıldı? Cevap vereyim. Tüneller kazıldı. Başkan. Belediyeler buna destek verdi. Ben cevap vereyim. Evet. Bak şöyle söyleyeyim. Erdoğan'ın yeryüzünde tüm insanlığa en büyük ihaneti budur. Buradan da bunu ilk defa söylüyorum. Bakın bunu sizden duymak çok enteresan. Tabii ki çok enteresan, cevap vereceğim. Evet. Ülke her gün şehit veriyor. Doğuda, güneydoğuda Kürt çocukları ölüyor, kandırılıyor. Evet. Dağlara götürülüyor. Evet. Sayısız insanlar kaçırılıyor. Evet. Bu ülkede geçmişte insanlar Torosların içerisinde kafasına sıkılmış, ülkedeki nüfus birbirine düşman edilmiş. Evet. Adeta 12 Eylül öncesine varacak noktaya getirilmiş. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı ihanet ile yola çıkarak diyor ki, ben bu yanlışı düzelteceğim. Düzeltmek adına da gelin diyor. Sosyal bir proje başlatalım. Diyor ki, kardeşlerim birbirimizi öldürmeyelim. İçimizden çıkanlar da bizim, buradakiler de bizim, askeri de bizim, öbür çocuklar da bizim diyor. Her ev kanayan bir yaraya dönüşmüş. Bu işin önünü kesilmesi için de oturuyor, sulh ilan ediyor. Devletlerin yapması gereken şeylerden bir tanesi de budur. Tabii, gelin diyor, müsaade eder misiniz? Getiriyor diyor ki gelin. Bir yasa çıkarıyor, teslim olun diyor. Pişman olanları diyor affedeceğiz diyor. Çünkü her gün asker şehit oluyor. Ama maalesef sizin söylemlerinizde Erdoğan'ın kafasında bir ihanet şeyi var. Erdoğan, hayır efendim, bir müsaade edin. Sözünüzü söylüyorum. Bu süreç başlarken Kuzey Irak'tan PKK kıyafeti giyin, gelin, ben savcılarımı sizin ayağınıza göndereceğim. Sizi sınır kapılarında karşılayacağım. Davul zurna eşliğinde devlet olarak size ben biat edeceğim, söylüyor Erdoğan. Bu ülke bu ihaneti yapıyor. Sizin bu Erdoğan'ın yapmış olduğu şey şudur. Bu kanayan yarayı durduracağım. O zaman bir sayın bizim içimize niye PKK diyorsunuz? Müsaade eder misiniz? Bunu açıkla abi, ona gerek yok. Bunu televizyonda akşama da söylüyorlar. Senin hoşuna giden şeyleri söylemem yok. Tabii müsaade et. Konunun doğrusunu ben size söyleyeyim. Kendim açıklamışım, dönmüşüm, demişim ki hani siz söylüyorsunuz ya. İhanet ettiğimi kendim açıklıyorum. Diyorum ki kardeşim müsaade ettim. Müsaade ettim. Nedir? Barış olsun. Fakat onlar ne yaptı? Yasin Börü'yü Diyarbakır'da katlettiler. Benim iki tane masum polisimin çıkıp kafasına sıktılar. Ya şu Yasin, ben bir yere kadardı. Yasin ben döndüm Börü, bitsin dedim. Yasin Börü katledildi de. Bir dakika. Sen kardeşim, başkan. Şimdi bak, olmaz. Adamın kendi sözüyle olma, adamın başına olmaz, siyaset olmaz. Yasin Börü katledildi. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah sadece rahmet. O değildi. Bir saniye dostum. Ne yapacaklar? Biz bunu hamile eşinin yanında katledildi. Bir saniye. Neler var? Yettacım. Neler var? Onu neler bana, var? Neler bana, var? Bana müsaade onu eder misiniz abi? Beyefendi. Onu niye bana müsaade eder misiniz? Yasin Börü katledildi. Doğru söylüyorsunuz. Kabul ediyorum. Peki Yasin Börü'den önce ve sonra katledilenler hakkında birazcık sizi bilgilendireyim. Diyarbakır'da bütün kameraların gözünün önünde dörtlü dört ayaklı minarenin önünde baro başkanı öldürüldü. Kim tarafından öldürüldü sizce? Neden bu açıklanmadı hala? Neden faili meçhuller arasında? Hararetli bir konuşmalar geçti. Yekta kardeşim gazeteci olduğu için Sinan Bey'in zaman zaman konuşmalarına müdahale ediyor. Aslında konuşma bile bir gitse, yani birbirimize o şey içerisinde o söz haklarını vermiş olsak zannedersem burada bir sıkıntı olmaz. Şimdi diğer gazeteci Yekta Yaktı, deneyimli bir gazeteci, yıllarını bu işe vermiş, gazete kurmuş, siyasilerle haşır neşir olmuş. Şu anda da Sayın Meral Akşener'le birlikte hareket ediyorlar. Şimdi tabii ki bir yandan da halkın nabzını yokluyor Yekta Bey. Yekta Bey, şimdi siz de hayır diyenlerden bir tanesisiniz. Siz bir kere niye hayır diyorsunuz? Bu toplumun bir kesimde hayır diyor. Bunlar somut olarak ne söylüyorlar? Siz de bundan etkileniyor musunuz? Veya nedir sizi bu hayra iten neden? Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Bahattin Özçak. Türkiye Cumhuriyeti 81 milyon vatandaş olmuş. Doğru mu? Evet. Şu anda
bu yayın kuruluşunda 8 kişi, 8'imiz de ayrı görüşlerde insanız ama aynı sofrada yemek yiyoruz. Dostça, arkadaşça, sohbet edebiliyoruz. Konumuza gelelim. Konumuza işte buradan geliyor. Şimdi anayasa değişikliğinde 18 maddeden referanduma gidiyoruz. 16 Nisan'da, doğru mu? Doğrudur. Son yapılan seçimde ben Cumhuriyet Halk Partisi, kendi meşgul olduğum Demokrat Parti seçimlerde başarısız olduğundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne mahalle çalışmalarına katıldım. Evet. Siz de biliyorsunuz, Robert Özel falan yaptım. Ben bu mahalle çalışmaları sırasında baktım CHP'den her 4 kişiden ikisi HADEV'e oy veriyor. CHP'nin kendileri. Evet. Açık açık söylüyorlar. Evet. Biz de dedik ki biz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermek için saha çalışması yapıyoruz. Ama CHP'lerin kendisi kendi partilerinin dışında HADEV'i destekliyor. Biz PKK'larla aynı yerde olmayız dedik ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdik. Biz derken kendi birey olarak. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdik. Evet. Şimdi AK Parti'nin ülkemizde bir devrim yaptı. Bunun en yakın şahitleriyiz. Yani doğru yaptıkları da var, eksileri de var. Her şeyi doğru yapması da imkan yok. Zamanı sürecek. Evet. Şimdi benim referandumda hayır eten en büyük sebep ne oldu biliyor musun? Ben AK Parti'ye oy vermiş bir kişi olarak çıktı Sayın Başbakan, PKK da hayır diyor, bunlar da hayır diyor. Yani ben AK Parti'ye oy veren bir kişi olarak beni hayır dediğim için PKK'lı ilan etti. Birinci sebebi bu. Böyle mi algıladınız? İlk algılama. İkincisi, 18 maddeyi işte her gün dinliyoruz. Uzmanlar anlatıyor, biz anlatıyoruz. En sonunda bugün Sayın CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal, avukat biliyorsun, açıkladı. Dedi ki, 18 maddenin 1-2-3 aralarında bankları var, AB bendi var, gizlenmiş. Şimdi Türkiye açık açık tek adamı demeyelim de, tüm yetkiler bir kişide toplanıyor. Tüm yetkiler. Yani bugün Cumhurbaşkanı evet çıktığı takdirde milletvekillerine listesini kendisi yapacak. Burada bazı şeyler ilave edelim. Tamamlarsın. Eksiğim olabilir. Ben şimdi üstteyim. Sen başkan. Tam hani biz konunun uzmanı değiliz. İzlediğimizi, duyduğumuzu kendimize göre yorumluyoruz. İki, bakanları kendisi atacak. Yani kardeşini bakan yapabilir, komşusunu bakan yapabilir, beni yapabilir, seni yapabilir. Bir bende yok. Yani var. Bir saniye bitirin. Varsayımlarla, doğru mu? Varsayım değil. Varsayımlarla konuşuyoruz şu anda. Atanmış olmadı mı? Yok, evet çıktığı takdirde. O maddeler içerisinde. Evet çıktığı yerde. Yani bakan olacak kişinin. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı seçildi. Kim olacak? Seçildi. Sayın Cumhurbaşkanı evet. Seçildi. Seçildi. Maddeler arasında kardeşini seçecek, yerini seçecek, şunu seçecek. Beni seçecek, seni seçecek yasa, diyor. Yasada yazıyor mu? Yani bakın. Beni seçecek, seni seçecek. Ama bakın. Kimler olacak? Sevgili arkadaşlar. Bakan dedim. Bakanın, atanacak olan bakanın, sayın mı? Biraz çok önemli. Konuyu siz çalışıyorsunuz üzerinde. Daha rahat anlatırsınız. Bakan olacak kişinin hangi kriterde, hangi şartlarda atanacağı da yok, bir bari yok. Bunu ben anlatmıyorum. Yani bunu adamlar 80 kere cömert. Ya bu anlatıyorum. Bunlar Fatih Sinan Yılmaz da olabilir diyorum. Fatih Sinan Yılmaz da olabilir. Ben de alabilir. Seni de alabilir. Evet. Kardeşini de koyabilir. Kızını da koyabilir. Evet. Hepimizi alabilir diyorum. Evet. Tamam. Sadece bir aileyi alacak sıkıntı demiyorum. Sıkıntı nedir burada? Sıkıntı o mu yani? Meclisin bir fonksiyonu yok. Nasıl senin karşı hiçbir fonksiyonu yok. Şimdi sayın... Şimdi yani, Cumhurbaşkanı şimdi, geldi, kızdı, dedi ki arada, meclisi feshettim. Şu arada bir müsaade edin. Şimdi Cumhurbaşkanı... Bir saniye abim, o zaman sorma. Müsaade edin. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki... Oradan konuya kayıyor. Şimdi bir bakın, saniye. Özetliyorum, ayrı özetliyorum. Hayır, şurada sormam gerekiyor. Sonra sen sayın Baykal'ın... Bak şurada, Sayın Baykal, siz bir gazeteciniz. Tamam, burada açıklaması... Bakın şimdi, Sayın Baykal'ın... Sayın Baykal siyasetçidir. Sayın Baykal'ın kalkıp yapmış olduğu bir gazeteci olarak siz... Bu maddelere hakim değil misiniz de Sayın Baykal bugün açıkladı diyor. Niye itirazı gelmiyor? Gizli bir şey koymuş. Şaka mı ediyorsunuz siz?
Buyurun, neyin gizli şeyini koyamıyorum? Yani bu kadar insan var, bu kadar şey var, şimdiye kadar yok bilmiyorum tek adamlık, yok bilmiyorum tek şeylik, bunlar bitti. Şimdi sıra çok gizli şeyler koymuş. Buna şimdi mı geldi? Şimdi Türkiye'ne. Türkiye bunları mı tartıştı? Türkiye'ne, şimdi bugün Sayın Devlet Bahçeli'ne, o zaman geniş gidelim olayı. Evet. Baykal'ı bugünden örnek verdim, daha evet. Bugün konuştu. Neden? Hep Başbakan da, Sayın Cumhurbaşkanı da... Kulağınızı şey gibi dikmişsiniz ona, Baykal'ın gizli diye söylediğini hemen kendimize böyle bu akşamki bir konu haline getirmişsiniz. Şimdi bak, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük özelliği ne biliyor musun? Sayın Bahçeli. Başkanım, bir şey için biraz nasıl yapayım? Evet, dinliyorum. En büyük özelliği ne biliyor musun? Kendisine muhalefet olan, en aşırı uçtan muhalefet yapan kesimi etrafına toplaması. Çok büyük özellik. Bu lafımı yemiyor. Ya şu evet hayra bir gelir misin? Geliyorum işte. Atlamıyorum. Şimdi Bahçeli'nin videoları burada. Evet. Yani o sözleri sarf eden adam nedense seçimden sonra çıktı. Bir anda iş gündemine yoktan başkanlık sistemini getirdi. Gündeme. Sayın Meral Akşener çıktı. Niye hayır dediğimi söylüyorum. Meral Akşener hanımefendiye geleceğiz. Gelelim. Evet. Gelelim ortada. Bak siz aslanlar siz gibi hepinizden delikanlı, hepinizden erkek meydanlarda dimdik tek başına mücadele ediyor. Tabii görüyoruz. Heh. Görüyoruz. Şimdi çıktı. Dedi ki, mücadele halk ona öyle bir sinir olacak ki. İşte vurdunuz, onu çamur attınız. Öyle öyle. Torununa kadar aylaksızca evet, saldırdınız. Evet, o Meral evet. Akşener çıktı dedi ki Barzani ile PKK ile şeyle görüşürler dedi. Tekzip edemediniz. Evet. Çıktı dedi ki bir saniye. Konudan konuya atlamayın. Bana mantıklı bir cevap ver. Veriyorum işte. Çıktı Meral Akşener dedi ki. Toplumun neyi hayır dedi, neye hayır söylüyorum dedi. Söylüyorum işte. Çıktı Meral Akşener dedi ki. Sormadım ki. Bana başbakan yardımcılığını verdiler. Kabul etmedim. Turun Türkeş geldi dedi. Tekzip edemediniz. Anlamadım. Bugün Sinan Oğan çıktı. Bu kadar başbakan yani... bana milletvekili teklif etti dedi. Cevap veremediniz. Bunun için hayır kardeşim. Yekta Bey. Bunun için kaydı. Meral Akşener yani mecliste fotokopisini mi koymuştu o kürsülerde evet. Sürekli konuşuyordu ya? Konuşuyor. Evet. Seçime katmadı. Konuşuyor. Sayın Bahçeli seçim tamam dedi göstermedi. Evet. Çıktı bunları konuşuyor. Kongre yaptırmadınız. Yok muydu bu kadın? Kongre yaptırdınız mı kardeşim? Şimdi, bu kadın yok kongre muydu? Kongre mi yaptırdınız? Salonlarını kapattınız. Değerli arkadaşlar. MHP'nin kongresini yaptırmadınız ki. Ya siz gittiniz. Sayın yaptı. Başbakanı bir gecede değiştirdiniz. Meral Akşener'le o kadar büyük kongre delegesi imzasını topladığı anda kongre yapamadı. Karşı mahkemeyi iptal ettirdiniz. Yani neyi konuşuyorsunuz? Sayın Başkan. Neyi konuşuyorsunuz? Hayırın karşılığını cevabını bir saniye. Evet. Hayırı veriyorum işte. Hayırın karşılığını evet. Bir gecede başbakanı değiştirmişiz, çağırmışız, süre tanımışız. Şimdi 3 ay demişiz. Kardeşim seçime girecek binali yıldırmış bir yer. Kısır döngüde mi bu konuşmayı bitirelim?